Zeka Oyunu 2 Yanar Dönerler. Bu videoda çözeceğimiz zeka oyununu da ben bulmadım. İlk nerede gördüm gerçekten hatırlamıyorum. Galiba bir derginin arkasında görmüştüm. Dergi de Scientific American'dı sanırım. Birkaç arkadaşımla birlikte Avrupa'yı geziyorduk. Derginin arkasındaki zeka oyunlarını çözerek vakit geçiriyorduk. Muhtemelen çoğunuz şöyle düşünüyorsunuz. Bir zeka bilmecesini okur okumaz çözdün çözdün. Çözemiyorsan demek ki beceremiyorsun. Halbuki ben bu zeka bilmecesini okuduktan sonra uzun uzun düşündüm. Arkadaşlarla bir gün boyunca bu soruyu tartıştık, sonra çözemeden uyudum. Sabah kalkar kalkmaz ilk iş arkadaşlarımı uyandırıp buldum dedim. Yani kolay bir soru değil bu. Bence soruyu bir dinleyin, anlayın, sonra Videoyu duraklatın. 24 saat düşünün, taşının, öyle gelin. Muhtemelen zaten çözmüş olacaksınız. Ha. 24 veya 48 saat sonra hala çözemediyseniz, muhtemelen cevabı izlerken çok daha fazla zevk alacaksınız. Problemin adı yanar dönerler problemi. Yaprak döner değil, yanar döner. Galiba biraz acıktım gözümün önüne böyle şeyler geliyor. Neyse, bu yanar dönerler problemi. Şimdi, beş adam önünüze dizilmiş. Biri bu. İki, üç, dört, beş. Tabii adam olmaları şart değil. Herhangi bir cinsiyetten olabilirler. Bunlardan dördü yanar döner insanlar. Dördü yanar döner. Yani nasıl yanar döner? Şöyle. Bir soruyu ilk kez sorduğunuzda ya doğru cevabı veriyorlar ya da yalan söylüyorlar. Doğru veya yalan. Ama ikinci bir soru sorduğunuzda dönüyorlar. Yani aynı kişiye ikinci bir soru sorduğunuzda eğer ilkinde cevabı doğruysa bu kez yalan söylüyor. Ama eğer ilk soruya yalan söyleyerek cevap verdiyse ikinci soruda doğruya dönüyor. Böyle döne değişe devam ediyor yani. Aynı kişiye üçüncü bir soru sorduğunuzda, ilkinde doğruyu söyledi diyelim, ikincisinde yalan söyledi. Üçüncü soruya yine doğru cevap veriyor. Mesela ben yanar dönerim ve siz bana adın ne diye soruyorsunuz. Ben de Murtaza diye cevap veriyorum. Yani ilk soruyu bariz şekilde yalanla cevaplıyorum. Sonra yine beni gösterip tekrar Adın ne diyorsunuz? Bu kez ha diyorum. Adım Selçuk. Sonra bir kez daha adımı soruyorsunuz. Ben Cansu diyorum. Bir daha sorduğunuzda yine Selçuk diyorum. İlkinde yalan söyleyince sonraki cevaplar böyle devam ediyor yani. Ama aynı şekilde ilk soruya doğru cevap da verebilirdim. Yine adın ne diye soruyorsunuz diyelim. İlk soruya Adım Selçuk şeklinde cevap veriyorum. Sonra bir daha soruyorsunuz. Pardon, adın neydi? Bu kez Mehpare diye cevaplıyorum. Sonra bir daha adımı soruyorsunuz. Ben de benim adım Selçuk diyorum. Bir daha soruyorsunuz. Bu kez de Deli Kadir gibi bir cevap veriyorum. Bence mantığı anladınız. Yanar dönerlerden biri. Bu arada hangilerinin yanar döner olduğunu da bilmiyoruz. Diyelim ki bu yanar döner olsun. Bu kişi sorduğunuz ilk soruya doğru veya yanlış bir cevap verebilir. Eğer ilkinde yalan söylediyse, ikinci bir soru sorduğunuzda bu kez doğruyu söyleyecektir. Eğer ilk soruya doğru cevap verdiyse, ikinciye yalan söyleyecektir. Yanar dönerden kasıt işte bu. Bunun da çok kolay bir soru olduğunu söyleyemeyiz. Soruyu ilk gördüğümde resmen beynim acımıştı. Bu yanar döner kavramı işleri fena halde karıştırıyor. İnsanlar sadece yalan veya sadece doğru söylüyor olsaydı çözüm çok daha kolay olurdu. Ama bir öyle bir böyle olunca çözüm çok zorlaşıyor. Sadece yanar döner olsalar yine iyi. İlk durumlarına dair de bilgimiz yok. Yalan söyleyerek mi başlıyorlar yoksa doğru söyleyerek mi? Bunu bilmiyoruz. Tamamen keyiflerine kalmış. Onu geçtim. Bu kişinin yanar döner olup olmadığını bile bilmiyoruz. Çünkü bunlardan dördü yanar döner. Yanar döner olsa bile ilk soruya vereceği cevap doğru mu olacak, yalan mı kestiremiyoruz. Dördü yanar döner dedik. Peki beşincisi ne? Muhtemelen tahmin etmişsinizdir. Çünkü zeka oyunlarında hep böyledir ya. Beşinci kişi doğrucu. Bu adamın durumu çok daha basit adam veya kadının yani, kim olduğuna dair hiçbir ipucu verilmiyor. Bu kişi doğrucu ve doğrucu daima doğruyu söylüyor. Daima doğruyu söylüyor. Ve bu zeka oyununun amacı, doğrucunun kim olduğunu bulmak. Amaç diyelim, doğrucu kim? Tabii ki doğrucuyu bulmak için istediğiniz kadar soru soramıyorsunuz. Tam olarak iki soru da bulmak zorundasınız. İki soru hakkınız var. Bu iki sorudan birini bu kişiye, diğerini bu kişiye sorabilirsiniz. Her iki soruyu da bu adama veya buradaki kadına sorabilirsiniz. Yani soruları aynı kişiye sormak zorunda değilsiniz. Ama isterseniz sorabilirsiniz de. İsterseniz iki farklı kişiye de sorabilirsiniz. İki soru hakkınız var. Bu iki soruyu Herhangi bir kombinasyonla sorma hakkına da sahipsiniz. Bu iki soruyu aynı kişiye veya farklı iki kişiye yöneltebilirsiniz. Bu iki sorunun sonucunda doğrucunun kim olduğunu kesin olarak bulmuş olmanız lazım. İşte zeka oyununda istenen şey bu. O yüzden eğer herhangi bir ipucu almak veya çözümün kendisini görmek istemiyorsanız videoyu burada duraklatın. Bence videoyu duraklatıp en az bir gün düşünün. Çözümü düşündükten sonra bir uyuyun. Çünkü gerçekten çözülmeye değer matematik veya mantık soruları öyle bir bakışta çözülemeyen sorulardır. Oturup üstünde düşünmek gerekir. Uyurken arka planda iyice yerleşmeleri gerekir. Şimdi, bunu söylediğimize göre, umarım videoyu durdurup, uzun bir süre boyunca soruyla boğuşmuşsunuzdur. Normalde insanların yaptığı gibi yiyip içip uyumamışsınızdır. Evet, artık çözüm için hazırsınız. Daha da güzeli, bulduğunuz cevabı teyit etmeye hazırsınız. Şimdi, öncelikle bir ipucu vereceğim. Sonuçta bu zor bir soru. İlk bakışta ben de çok zorlanmıştım. Birine bir soru sorduğunuzda, Doğru mu söylüyor, yalan mı? Nereden bileceksiniz? Sorduğunuz kişi doğrucu mu, yanar döner mi? Nasıl anlayacaksınız? Hiçbir bilgi yok elinizde. Aslında sorunun mantığı şu. İlk soruyu kime sorduğunuzun hiç önemi yok. Aslında çözüme ulaşmak için ikinci soruyu kime sorduğunuz da önemli değil. Öyle bir soru sormalısınız ki ikinci soruda ne yapacaklarını kestirebilmelisiniz. İlk sorunuz, ikinci soruda doğru cevap mı verecekler, yalan mı söyleyecekler, bilmenizi sağlamalı. İşte, ipucu bu. Düşünmeye bu ipucunu kullanarak devam etmek istiyorsanız, videoyu tekrar duraklatın. Çünkü cevabı vermek üzereyim. İlk soru. Evet. İlk soru ne olmalı? Bu soruyu beş kişiden herhangi birine sorabilirsiniz. Sorunun doğası gereği özel olarak birini seçmek için hiçbir neden yok. Doğrucu olma olasılığı beşi için de aynı. Herhangi birine şu soruyu sorarsınız. Doğrucu sen misin? Doğrucu sen misin? Sen misin? Şimdi olası durumları düşünelim. Öncelikle bu bir evet hayır sorusu. O halde iki durum söz konusu. Ya evet diyecek ya da hayır. Eğer doğrucu sen misin sorusuna evet cevabını verirse şunu anlarız. Ya doğrucudur ve doğruyu söylüyordur veya yanar dönerdir ve yalan söylüyordur. Eğer doğrucu olmadığını söylüyorsa doğrucu olmadığı açıktır. Çünkü doğrucu doğrucu olmadığı yalanını söyleyemez. Demek ki bu kişi yanar dönerdir. Yanar dönerdir ve doğruyu söylemektedir. Doğruyu söyleyen bir yanar döner yani doğruyu söyleyen yanar döner. Evet, ne demiştik? Bu beş kişiden herhangi birine doğrucu sen misin diye soruyorum. Evet derse hemen anlıyorum ki bu kişi ya doğrucudur ya da yalan söyleyen bir yanar dönerdir. Hayır derse de doğruyu söyleyen bir yanar döner olduğunu anlıyorum. İlginç olan şu, bu senaryoda evet cevabını verirse bir sonraki soruda ne yapacağını biliyor olurum. Eğer kişi doğrucuysa ve doğruyu söylüyorsa, ikinci soruda yine doğruyu söyleyecektir. Peki, ikinci soru karşısında ilkinde yalan söyleyen bir yanar döner ne yapar? Döner. İlk soruyu yalanla cevaplamıştır ve ikinci soruda doğruyu söylemek zorundadır. Demek ki ikinci sorunun cevabı bu durumda da doğru olacak. Yani eğer kişi doğrucu sen misin sorusuna evet diye cevap veriyorsa, kim olursa olsun, ikinci soruya doğru cevap vereceğini anlarız. İkinci soruya doğru cevap vereceğini kesin olarak bildiğimize göre, bu kez de şu soruyu sorarız. Doğrucu kim? Evet, ikinci soru da bu. Doğrucu kim? Biraz garip, gidip birine doğrucu sen misin diye soruyoruz, Evet cevabını alıyoruz. Sonra aynı kişiye bir soru daha soruyoruz. Doğrucu kim? Doğruyu söylemek zorunda olduğu için eğer doğrucuysa doğrucu benim diyor. Yanar dönerse de şu arkadaş doğrucu cevabını veriyor. Böylece doğrucunun kim olduğunu anlıyoruz. Peki bu durumda yani yanar döner ilk soruda doğruyu söylerse ne olur? İkinci soruda ne yapar? Yalan söyler. İkinci soruya yanlış cevap verir değil mi? İkinci soruya yanlış cevap verir. Eğer birinin yalan söyleyeceğinden eminsek, doğrucu kim sorusunu o kişiye nasıl sormalıyız? İlk soruyu hayır diye cevapladığına göre, ikinci soruya yanlış cevap verecek. O halde ikinci soru şu olmalı. Kim doğrucu değil? Bu soruyu yalanla cevaplamanın tek yolu, bu kişi şu an yalan söylemek zorunda. Bu soruyu yalanla cevaplamasının tek yolu doğrucunun kim olduğunu söylemek. Yani bu iki soruyla ne yapmış olduk? Bakın, ilk soruyla yani doğrucu sen misin sorusuyla kişinin ikinci soruda ne yapacağını kestirebildik. Sonra ikinci soruyu ilk sorunun cevabına göre eğip bükerek sorduk ve doğrucunun kim olduğunu kesin olarak bulduk. İşte böyle. Umarım hoşunuza gitmiştir.